Efendim herkese yeni bir videodan, Moskova'dan tekrar merhabalar. Bugünkü haberlerimiz çok önemli değerli dostlar. Dünyanın en büyük haber ajanslarından, televizyonlarından birisi olan, haber televizyonlarından birisi olan BBC'nin sizlere göstermeyeceği bir şeyi göstereceğim bugün. Evet, Mariupol'de Ukrayna ordusunun kendi halkını nasıl bombaladığını benden değil, Ukrayna'nın kendi vatandaşlarından dinleyeceksiniz. Diğer taraftan da değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok az derecede olan ama iyi derecede de Rusça bilen gazetecilerinden biri Okay Deprem, Ukrayna'yı dolaşıyor, Ukrayna bölgesini dolaşıyor, insanlarla birebir röportaj yapıyor, Çeçen askerlerle röportaj yapıyor. Ama maalesef YouTube'un sansürüne maruz kalıyor ve yaptığı haberler maalesef ülkemizde gündem oluşturmuyor. Oluşturmamasının sebebi de tabii ki dediğim gibi her zaman YouTube'un üstü kapalı sansür uygulaması. İşte bu sansüre karşı değerli dostlar, ben kendim bir Telegram kanalı oluşturdum ve orada sansürsüz görüntüleri yayınlıyorum ve küçük parçalar halinde haberler de yayınlıyorum. Rusya'ya dair, bölgeye dair bütün haberleri oradan alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Cem Kıran Telegram linki var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan da sevgili dostlar, bu videoların öne çıkması için her zaman videoları beğenin ve diğer insanlarla paylaşın. Paylaşın ki diğer insanlar da gerçeklerden haberdar olsunlar değerli dostlar. Ben bu haberleri sizlere Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında da vermiştim. Ermenistan cephesinden hamile kadınları vermiştim. Erkeklerin nasıl konuştuğunu vermiştim. Ve oradaki insanların Türkler hakkında, Azerbaycan hakkında neler düşündüklerini, nasıl yalan söylediklerini birebir sizlere geçmiştim. O yüzden değerli dostlar, bu kanalı mutlaka takip edin ve diğer Global Haber gibi, efendime söyleyeyim GZT gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin fonladığı, Azerbaycan'ın fonladığı, sadece Rusya karşıtı haber yapan haber kanallarını elinizin tersiyle itin değerli dostlar. Evet, videomuza geçelim ve Okay Deprem'in Kırım Parlamentosu Başkanı ile yaptığı röportajı dinledikten sonra da Ukraynalı ailenin Ukrayna ordusu hakkında söylediklerine bakalım. Merhabalar. Bu kez de sizlere Kırım Cumhuriyeti'nden sesleniyoruz. Bugün Kırım Parlamentosu Başkanı Sayın Vladimir Andreevich Konstantinov ile kısa bir röportajımız olacak. Dobry den. Dobry den. Здравствуйте. Приветствуем. Скажите, пожалуйста. 2014 sürecinde neden Kırım'dan tepki geldi? Kırım halkı neden ayaklandı? Dinamikleri, nedenleri ne sizce bunun? Kırım, Ukrayna kontrolündeyken özerk, parlamenter bir cumhuriyetti. Kırım'da nazizme karşı savaşta 1 milyon Kızıl Ordu askeri can verdi. 200 binden fazla sivil de Hitler'in toplama kamplarında can verdi. Nikita Khrushchev tarafından 1954'te Ukrayna'ya devredilmemiz halk arasında anlamlandırılamadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından bir referandum düzenleyerek Rusya'ya katılma kararı aldık. Ancak o dönem bu referandum uygulanamadı. Rusya'ya katılmasaydınız, Kiev'e bağlı kalsaydınız ne olurdu? Kırım nasıl bir gelecekle yüzleşirdi? Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından darbeciler Kırım'ın tarihini, kültürünü doğrudan yok etmek üzere harekete geçti. Odessa'yı yakmalarının ardından bize yönelecekleri netleşti. Hiçbir Kırımlı buna boyun eğmeyecekti. Tüm Kırım, tüm halk ayağa kalktı bu süreçte. Seçimle gelmiş Ukrayna yönetiminin yok edildiği şartlarda bizler de yasal haklarımızı kullanarak darbeyle gelen Kiev rejiminin meşru olmadığını ilan ettik. Pek çok insan Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğini düşünüyor. Burada düzenlenen referandum, bu referanduma yüksek katılım kimse tarafından dikkate alınmadı. Dünyaya bu başlıkta nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hiçbir şekilde bir Rus işgali söz konusu değil. Rusya'ya katılma referandumuna halkın ezici çoğunluğu katıldı. Yek vücut bir biçimde net bir duruş sergilendi. Farklı siyasi görüşlerden insanlar ortak bir tavır aldılar. Kendileri, çocukları ve sonraki nesiller için barış için birleşildi. Burada Kiev'e karşı bir partizan direnişi ortaya çıkardı. Hitler'in işgaline 3 yıl boyunca direnişimiz gösteriyor ki Kırım nazizme dün teslim olmadı.
Bugün de olmazdı. Türkiye, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını tanımıyor ancak operasyon sebepli yaptırımlara da katılmıyor. Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Batı yaptırımlarına katılmayan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye de dahil olmak üzere. Bizim Türkiye ile tarihsel olarak hep iyi ilişkilerimiz oldu. Kırım her zaman Türk yatırımcılar için ilgi çeken bir bölge oldu. Rahat iş yapabildiler. Kırım'ın olası tanınması Türk girişimciler için ön açıcı olur. Süreç buraya doğru gidecek. Bu konuda umutluyum. Ukrayna Kırım'ın kendisinin olduğunu, bırakmayacağını söylüyor. Ama diğer taraftan da Kırım'a yaptırımlar da dahil çok sayıda adım da attı. Bu durumu çelişki olarak görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna döneminde de bize hiç Ukrayna halkı gibi bir muamele yapılmadı. Örneğin Kırım yatırıma çok elverişli bir bölge. Kiev buraya bir vitrin muamelesi yapabilirdi. Turistik tesisten tarıma uzanan geniş bir yelpazede yatırım alanı mevcut. Bunu yapsalar Kırımlılar da memnuniyet duyardı. Ancak Kiev 1990'dan bu yana tek kuruş merkezi ödenek ayırmadı. Ne yapıldıysa kendi gücümüzle yapmaya çalıştık. Kimi binalar satılarak idari işler yürütüldü. Maaşların ödenemediği dönemler oldu. Bunlar Kiev'de para olmadığı için gerçekleşmedi. Paraları vardı. Ancak bizi dışlamayı seçtiler. Ukrayna'nın Kırım'ı zor yoluyla askeri operasyon düzenleyerek geri alacağını anayasasına dahi eklemiş durumda. Dolayısıyla Rusya bu askeri operasyonu başlatmasaydı Kırım'da Donbas gibi Kiev'in hedefi olur muydu? Kırım'a sağlanan elektriğin kesilmesi, suyun kesilmesi, ulaşımın durdurulması bunlar ilk akla gelen örnekler. Ukrayna birlikleri Kırım yakınlarına yığınak da yaptı. Odessa baskını bu saldırının boyutlarında işaret ediyordu. Как вы смогли выехать? Причем, а украинская армия не помогала вам? Вы рады, что вы выехали? Конечно, спасибо. 26 числа не в подвале. 26. В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? Она никто не выпускала. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Это блокированный мост. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Evet efendim, videoyu seyrettiniz. Ukrayna halkının Ukrayna bombaları altında neler çektiğini, kendi ordusu tarafından dışarıya çıkmalarına izin verilmeyişini ve aynı zamanda onları kalkan olarak nasıl kullandıklarını kendi ağızlarından duydunuz. Diğer taraftan Ukrayna Parlamentosu Başkanı'nın da söylediklerini dinlediniz ve onun söylediklerini doğrular nitelikte aslında. Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Vasfi Sel'i daha önce ağırlamıştım, konuğum olmuştu ve o da bize aynı şeyleri anlatmıştı. Yıllarca Ukrayna'nın Kırım bölgesine, Kırım Tatarlarına hiçbir şey yapmadığını bir Kırım Türk'ü olarak kendisi de anlatmıştı. O videoya sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Kendisinin Kırım konusunu anlattıklarını. Peki size bunları BBC verir mi? Veyahut da Amerika'nın fonladığı, Azerbaycan'ın fonladığı Global Haber adlı Paçavra televizyon kanalı, YouTube kanalı verebilir mi? Veremez. Aylardır görüyoruz değerli dostlar. Bu insanlar orada. Peki hiçbir muhabirini gönderebilmişler mi kendileri oraya? Veyahut da gönderme gereğini duymuşlar mı? Ve buradan görüyorsunuz ki Okay Deprem gibi alanında uzman, iyi bir gazeteci ve Vladimir Putin hakkında kitap yazabilecek kadar iyi derecede Rusça bilen bir insan orada sizler için çok önemli haberlere imza atıyor. Evet değerli dostlar, takip edilecek insanları takip edin. Takip edilmeyecek kanalları ve gazeteleri sakın ama sakın takip etmeyin değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.